çekincem yok yani. Neden olmuştur? Neden şimdidir? İkincisi yani Sayın Toker bilmiyorum herhalde es geçti onu ama bizim HDP'nin kapatılması ile ilgili gündemimiz Gara hadisesinden evvel başladı. Yani bayağı evvel başladı. Biz bir, bir buçuk ay evvelki programda da konuşmuştuk HDP'nin kapatılması mevzunu. Yani bir de üç senedir koşuyor. Dolayısıyla, Bu e, tabii gece yani konumuz de, kapatılma değildi. Fezlekelerin. Şimdi geliyorum yani. efendim. Geliyorum oraya. Fezleke mevzuu da onun bir parçası olarak o gündeme ait bir şey olarak geldi. İkincisi şunu es geçmeyelim. Fezleke'nin gara mevzuuna mümasil gelmesi hiç de öyle yadırganacak bir şey değil. Garaya gittiğini öğrendiğimiz bir tane kadın çıktı. Garaya gitmiş kadın ya. Ben bilmiyordum Sayın Toker. Hı hı. Ben bilmiyordum. Şu andan itibaren maaşeri vicdanı o kadının mecliste oturmasını izah edemezsiniz. Bunun hesabını vereceğiz Allah'ınızı severseniz. Düne kadar neredeydi İçişleri Bakanı? Yoktu bu. 15 Temmuz'un sabahında siz o paşaların hiçbirini alamazdınız. 15 Temmuz'un akşamı alabilirdiniz. Bunun gibi. Bu kadın garaya gitmiş. E gitmiş ne olacak? Ötekiler de kandile çıktı derdi insanlar. Yani hulasa-i kelam bazı şeyler var ki vakti merhunu böyle melun vakitlerde gelir. Maalesef. Ondan sonra da sanki HDP ile ilgili düne kadar çok başımız hoşmuş. Birdenbire bir gara hadisesi yaşanmış. Buradan esen rüzgarla da yelkenimizi dolduralım diye istemiş birileri. Böyle bir şey çıkmış gibi davranmanın alemi yok. Zira bizim bir HDP gündemimiz bir süredir var. Var yahu. Var. Ve bizim HDP gündemimiz o kadar çok yerden var ki. Yani Karabağ mevzuundan var. Libya mevzuundan var. Suriye mevzuundan var. PKK'dan zaten küllüm küllüm var. Bak şimdi yakında Sincar'dan da olacak. Ama o zaman HDP mi olur? HDP ile mültesik adamlar mı olur? Bir davamız olacak. Ondan sonra bizim milli çıkarlarımıza kim karşı gelirse. Yani buna yokmuş gibi davranıp ondan sonra efendim bak bu adamlar da böyle bir şey de bu vakitte başladı. Buradan bir siyasi çıkardı. Elbette şunu da ben bir siyasetçiye çok görmem. Bunu CHP'li siyasetçiye de çok görmem. İyi Parti'ye de AK Parti'ye de MHP'liye de. Bir siyasal edim içinde bulunuyorsanız buradan bir siyasal çıkar elde edersiniz. Bunu reddedemeyiz ki. Hukuku kullanarak. Beyefendi ondan bahsetmiyorum. Hukuk bir şey hukuka uygun olarak bir edim içine girersiniz. Ancak bunu öyle reflekte edersiniz. Öyle şeyleri kullanırsınız ki buradan bir siyasal dönüş de olur. Siyasetin tabiatı canım. Siz siyasetçisi size mi öğreteceğim yani? Bazısı bunun için sinekten yağ çıkartır. Bunu da buna çok görmem. Ancak tekrar ediyorum. Bizim HDP ile ilgili çok temel majör rahatsızlığımız var. Bu da nereden başladı? Şu hepimizin talebiydi. Maalesef, maalesef ve maalesef en büyük talebimiz olan PKK'ya yüzünü dönmüş kitleler artık siyasetin ana caddesinde bir şekilde yol alsın diye bir fırsat tanındı. Ve o barış söylemi var ya biz barıştan ne anladıklarını gördük. Yani şu Gara'daki şeyi çocukların o e, barış sürecinde, demokratikleşme sürecinde kaçırıldıklarını duyduğumda şuram acıdı. Tamam. Süleyman şuram acıdı. Soylu onun cevabını çok güzel verdi mi? Işte, Şimdi, işte? Süleyman Soylu çok güzel söyledi teröristten ahlak bekleyen evet. asmaktır diye evet. vurgusunu yaptı. Ay, aynen öyle. Vicdan bekleyen evet. vicdansızdır. Ne evet. güzel laf söyledi. Evet. Tebrik ederim yani, onu. Evet. Yani evet bu bir prensip itibariyle böyledir. Doğrudur evet. ancak orada hiç kimse teröristten ahlak falan da beklemedi. Bu muhtemelen muhtemelen bu mutlaka denenmesi gereken bir şeydi ve Türkiye Cumhuriyeti bunu denedi. Dolayısıyla HDP'ye bir rol biçildi burada. Dendi ki sen Türkiye Partisi mi olacaksın? Ol kardeş. Sert muhalefet mi yapacaksın? Yap kardeşim. Ama senin siyasetin silahın bittiği yerde başlar. Bu herif hala kıt cebinde şarjörle geziyor yahu. Dolayısıyla bizim böyle bir gündemimiz geçtiğimiz süreçte vehleten ortaya çıkmadı ki. Ancak Türkiye sahaya askerini sürmüş bir ülke şu anda. Kabul edin yahut etmeyin. Dolayısıyla HDP'nin de siyasetin ana caddesinde böyle bir sorun haline getirilmesinden doğal bir şey yok. Bir senemiz bu tartışmayla geçti geçtiğimiz bir sene. Ve son bir buçuk iki aydır da Sayın Bahçeli'nin vites yükseltmesiyle arttı bu. Geçen sene Ocak ayında da bunu, Ocak mı Şubat mı bunu konuşuyorduk. Ve programımızda bunu konuşuyorduk biz. hulasa şu basitliğe kaçmayalım yani bir gara hadisesi meydana geldi. Buradan da bir siyasal irade rant elde etmek için durup dururken bir gündem uyduruyor. Yok böyle bir şey efendim. Yok yani bu kadar. Peki.